Herkes bir susarsa. Kasım sabahı daha geldi çattı. Sirenler uzun uzun yalnız senin için çaldı. Tam 85 yıl olmuş senden ayrı kalalı. Çok özledi, çok özledi seni Cumhuriyet'in evlatları. Dear General Director, Principals, Teachers, Precious Parents and Friends, welcome to the November 10th commemoration of Atatürk Day program of İstanbul Doğramacı Foundation, Bilkent Erzurum Laboratory School. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Okul Müdürlerim, değerli öğretmenlerim, değerli veliler ve sevgili arkadaşlar. İstanbul Doğramacı Vakfı Bilkent Laboratuvar Okulu 10 Kasım Atatürk Anma programına hoş geldiniz. I would like to present our program. A minute of silence and singing of the national anthem. The opening speech highlighting the meaning and importance of the day by the 5th grade students Ece Meva Özkan, a video presented by 8th grade students, drama displayed names as I Get to Know Atatürk by the 3rd grade students, choir performance by 6th and 7th grade students Sonuna Kadar Song, performance by our high school students, live connection from Anıtkabir, choir performance by 3rd grade students with the name song Nasıl Söylerim Öldüğünü closing. Programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasının 5. sınıf öğrencisi Ece Meva Özkan tarafından yapılması, 8. sınıf öğrencilerinin video gösterisi, 3. sınıf öğrencilerinin Atatürk'ü Tanıyorum adlı dramalarının sergilenmesi, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Sonuna Kadar adlı şarkıyla koro performansı, lise öğrencilerimizin performansı, Anıtkabir'den canlı bağlantı, 3. sınıf öğrencilerinin Nasıl Söylerim Öldüğünü adlı şarkıyla koro performansı kapanış. Now, I would like to invite you to stand in a silence for a minute and then sing our national anthem for the presence of the founder of our republic, great leader Mustafa Kemal Atatürk and Saint Martyrs. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
mavisi, yıldızlar dolar içim. Dağ başını duman almış, uldayan rüzgar dinmiş, kesilmiş cihanın nefesi. 9:05 geçe dolma bahçede kemelim uyuyakalmış. Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını yapmak üzere 5. sınıf öğrencilerimizden Ece Meva Özkan'ı davet ediyorum. Cumhuriyet'te doğdum. Atatürk'ü tanıdım, hep bildim. Küçüklükten beri onun ve etrafındaki vatansever insanların kahramanlık hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Atatürk'ü anlattılar bana hep. Bazen zaferden zafere koşan bir komutan, bazen de tahta başına ders anlatan bir öğretmen olarak. Bazen fabrikalar açan bir ekonomist, bazen de küçük bir kız çocuğu ile koşuşturan bir arkadaş olarak. Geometri kitabını yazdığını biliyorum mesela. Bir keresinde bir çınar ağacının bir dalının bile kesilmesine içi el vermediği için koskoca bir binayı yerinden kaydırmış bir doğa sever olarak tanıyorum onu. Müzik dinlemeyi çok severmiş atamız. Sanatı önemsermiş. Üretim, tarım çok önemli dermiş. Yani birçok güzel özelliği kişiliğinde barındırırmış. Bu yüzden sadece bizler değil, tüm dünyada tanınan ve değerli verilen bir lider olmuş hep. Norveç'te Atatürk gibi olmak diye bir deyim olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca dünyada daha kaç önderin ismi bir çiçeğe verilmiştir bilmiyorum. Sevgili atam, bugün sen aramızdan ayrılalı tam 85 yıl oldu. Coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında seni ve önderliğinde emek veren kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Sen de her zaman kalbimize yaşamaya devam edeceksin. Yine dediğin gibi, seni görmek, mutlaka yüzünü görmek demek değildir. Biliyoruz ki seni görmek, fikirlerini, duygularını anlamak ve hissetmektir. Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da da seni anlıyor, rahmet ve minnetle anıyoruz. Teşekkürler. Now we are watching a video presented by the 8th grade students. Atatürk diyor ki, beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı ve anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Şimdi 8. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı videoyu izliyoruz. Hello, I want to ask some questions about our leader Atatürk today. Well, my first question is, how do you think Atatürk's contributions have affected education? He certainly made huge changes in education when he changed the alphabet from the Arabic alphabet to the Latin alphabet and created new characters for the Turkish language specifically. And that sort of moved everything more toward the West and more toward Europe and much of the world that uses the Latin alphabet. So I think that contribution clearly put Turkey in the mainstream of world history, world politics, and world commerce. Okay, thank you. My other question is, how do you think Atatürk's contributions to education have affected you as an educator? Well, I found out very early on that he invited John Dewey to look at the educational system in Turkey, and John Dewey was an American. And so immediately, I guess I felt a connection that he was looking toward America and looking toward changing and improving the educational system in Turkey. And so I hope that I can make some small contribution to education in Turkey as well. Well, thank you. That's my questions. Thank you. What do you think are Atatürk's thoughts in teaching in different languages? Okay, so Mustafa Kemal Atatürk, the founding father of the Republic of Turkey, had several contributions and thoughts related to teaching different languages. And he always saw language as a bridge to other cultures.
and he not only focused on the development of Turkish language, but also he recognized the value of foreign languages. And also, what are your thoughts? I think learning different languages is always beneficial, and you get to communicate with other people, and especially if you are visiting different countries or doing business. So it gives you an opportunity to communicate with different people. Plus, it boosts your self-confidence, gives you a sense of accomplishment. So it benefits us in several ways. We can say there are personal benefits, professional benefits, and societal benefits. Thank you. Thanks. Hello, my name is Ezgi Abratlı. I'm a student from 8th grade, and today I'm here to interview you about the thoughts you have of Atatürk. Would you like to do an introduction? Yes, my name is Melanie Swetz, and I teach in the high school literature and performance and theory of knowledge as well. And I'm looking forward to doing the interview. All right, so my question is, do you think that strong countries like Russia or America idolized any of the actions that Atatürk took for the sake of his own country? I can't really speak to Russia, but I can speak about the United States. And in the United States, absolutely Atatürk is idolized. And the evidence I have for that is when I was in seventh grade in the United States, I learned about Atatürk, and that was the first time that I learned about Atatürk. And I was so impressed, as was my teacher. My teacher was very impressed with Atatürk and what Atatürk had done for his country. And we learned all about him. And ever since then, I know that I have felt a great respect for him, and feel that everything that he did for Turkey and actually for the world, because his vision stretched straight across oceans and continents, and he's a very important figure for everyone who has ever studied him or known about him. I really appreciate your answer. Thank you. Thank you so much. My name is Mustafa Kankiçkoğlu. I'm from 8th grade, and I want to make an interview with you. Can you introduce yourself, please? Yes. Hello, I'm Namrita, and I'm from India, and I teach grade 4 at elementary school. Okay, let's continue. What do you think about Atatürk affected the Turkish future? Okay. I think Atatürk made significant achievement with secularization of Turkey. This laid the foundation for a more modern and inclusive society. Atatürk also emphasized the importance of education. He introduced reforms to expand education and to have access to all. There are so many more things that he did, but I will sum it up by saying that Atatürk set Turkey on a path towards becoming a more democratic and economically developed nation. Thank you so much. Hi, my name is Deniz Çınar. I would like to ask a question regarding 10th of November, Atatürk Remembrance Day. Women were given rights about vote. Could you talk about the importance of this social movement? Of course. So what do you think? Granting women the right to vote was a crucial step in social reforms. It showed Atatürk commitment to gender equality. He knew the importance of women's role in shaping the Turkey's future, and by giving women the opportunity to participate in the political process, Atatürk empowered them to contribute to the country's development and progress. This move not only promoted fairness, but also highlighted the significance of women's perspectives in building a more democratic society. Thank you. Thanks. What are your thoughts about Atatürk liberating women and providing the right for them to vote and be chosen as president? As a foreigner living in Turkey, I have had the honor to observe for 8 years now the impact Atatürk's ideals has had on the citizens of this country. His reforms modernized Turkey and turned it into the great nation it is today. The pride displayed at the national ceremonies that I have attended
demonstrates the love and gratitude the Turkish people feel for their renowned leader. He continues to be inspirational for all. He, as for women's rights, he once said, humankind is made up of two genders, women and men. So why is one allowed to thrive while the other one is ignored? Why is one chained to the ground when the other one soars to the skies? I believe Atatürk envisioned a new Turkey with women contributing to the force of a powerful nation to be recognized and respected by the outside world. He understood that the genders had to soar together to the skies. This idea opened up opportunities that Turkish women had never had. I grew up in a household of all girls, and I was always told that I could do whatever I put my mind to. Atatürk gave this same freedom to the women of Turkey. My name is Leyla. I will talk about 10th November, and I have one question. Okay. My question is, what kind of change do you think would have happened to your home country with a leader like Atatürk? That's a tough question. Because there's really only one Atatürk, and there's really only one Turkey. So you can't really say what would happen if we had a leader like Atatürk in America. So I don't know. Hava gibi sevmek, Mustafa Kemal'i su gibi sevmek ve dahi Mustafa Kemal'i ekmek, aş bilip sevmek. Yani Mustafa Kemal'i yaşam bilip sevmek gerek. In this part of program, our third grade students will perform I Get to Know Atatürk. Program bu bölümünde 3. sınıf öğrencilerimiz Atatürk'ü Tanıyorum dramasını sergileyecekler. Journey unlike any other. Their destination, a commemoration ceremony held in honor of Mustafa Kemal Atatürk. Most reliable guide in life. Let the scientists be free. Let them go to
erişemedim ben sana, anlatamadım derdimi, ağla gönül ağla. Bekledim inan seni her gün, dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz, anlatamadım derdimi, ağla gönül. ...1881'de doğdu. Dönmedi Selanik'e bir daha. Geriye dönmeyi sevmez. 7 yaşında öksüzlüğe tayin etti. 12'sinde asker rüştiye talebeliği.
39 yaşında yine meclis başkanlığı ve 21 yaşından beridir bizlere liderlik etti. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. O ise savaşların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. O ise devrimlerin. Cephelerde de yattı, Çankaya Köşkü'nde de. Açlık çekti ve istiklal menüsü dahil tatmadığı yemek yok gibidir. 37 yaşında öldürülmesine fetva istediler. 42 yaşında Cumhurbaşkanlığının ona verilmesinde. Verdiler de. 12'sinde 3 günde geçti 4 metrekare betonu Lazana'ya. 38 yaşında 36 saatte geçti Bandırma'yla Samsun'a. Kanuni'yi görmedi, evet. Ama nöbetini tuttu Trablusgarp'ta 1911'de. Fikirlerinden koparmaya yeltendiler onu. Sökmedi. Yıkılan imparatorluğun altında da ezilmedi. 1921'de Sakarya'da genç arkadaşlarıyla yürüdü üstüne ölümün. 1937'de çatlak bir ciğerle 4 ay sırt üstü bekledi ölümü. 1938'de öldü. Dönmedi dünyaya bir daha. Geriye dönmeyi sevmez. Dönseydi belki de çok da uzun sürmezdi. Ne olurdu? Biraz da cennet özleseydi. Benim özlediğim kadar. Bir yaşımda ideallerine tayin ettim. 10 yaşımda tiyatroda canlandırmasına, 16 yaşımda harman dalına ve 7 yaşımdan beridir de gözlerinin izinde giderim. Sevdalandım doğduğum andan beri. Sevdalandım o bir çift mavi gözü. Ah atam, oyun ettin. Bu iş burada bitmez. Söylenecek çok söz kaldı. Sana bir ömür yetmez. Adamların adamı, uykuda mısın hala? Biraz daha eksik, el ele verin, azaldı biraz. Daha eksik, el ele verin, azaldık yine o tanıdık serinlik. İşimiz çok zor. Bu yıl herkes biraz daha korkak. Bu ne çaresizlik, ah yandık, dayan yürek, dayan. Giderek işimiz çok zor. Ah koca.
Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu. Gecenin ırmanda yüzüyor zambaklar, yaseminler unutulmuş. Tedirgin gülümser çünkü ayrılığın acı bir tadı var. Çünkü ayrılmak da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle ilgili, her şey onunla birlikte. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu. Yıldızlar inanılmayacak bir birlikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılığın da acı bir tadı var. Öyle acı bir tat ki, dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılmak da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış masmavi bir erik kesilir ağzımda. Dokundukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken sonsuz bir şarkı çalar. Senden konuşur o şarkı. Bilirim. Belki bir şarkının her sesine, belki bir sahilin denizinde, belki de çizdiğim o ağacın ormanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürü. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Bir şeylerden aklar gibi sızmış bağlar gibi
Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim Kenan annemin sesiyle uyanacağım. Her gün çalan çalar saatimin neden çalacağını biliyor olacağım. Telaşlı mıyım, heyecanlı mı bilmiyorum. Ama onu görmeye gideceğim. Hayatımda ilk kez onu göreceğim. Elbiselerimi hazırladım. Bir türlü uyuyamıyorum. Ya uyanamazsam, ama annem uyandırır yanıma gelip. Telaşlanma kızım, bugün erkenden bir vazifemiz var. Vazife denen şey önemli elbette. Annem yarın siyah giyineceğimizi söyledi. Her gün renkli gömlekleri giyinen annem o gün farklı olacak. Sabah vakti annem gözlerinin içine bakacak. Bugün atamızın yanına gidip izinde olduğumuzu söyleyeceğiz. Kızım diyecek, saat 9:05 geçe sirenler çalacak. Büyüklerin ağlamalarını gizlemedikleri okullarda anma töreni düzenlenecek. Atımızı unutturmadığımız gün olacak. Yarın anneme sormak istediğim bir şey var. Sorry.
bakıyorum. Now we are connecting live to Anıtkabir. Şimdi Anıtkabir'e bağlanıyoruz. Unfortunately not from Anıtkabir itself because like the commemoration ceremony is inside. We are very truly grateful and proud of being here in the presence of Mustafa Kemal Atatürk on the 100th year of Republic. We are here today to commemorate our great leader Mustafa Kemal Atatürk, and I would also like to thank our school administration who allowed us to come here as Büyükent Erzurum. I'm very proud to spend such a day in Ankara with such a community with national consciousness and to commemorate our great leader Mustafa Kemal Atatürk. And I'm very proud to be a member of Republic of Turkey, founded under the leadership of Atatürk. And I feel lucky to have an ancestor who is still able to stop the flow of life in whole country even after 85 years from his death. Thank you for everything. Invite three students to stage to perform the song titled Nasıl Söylerim Öldüğünü. Yan yana iki çocuk görsem işte Atatürk diyorum. Özgürlüğün toprağı uyanıyor. İçin için seviyorum. Nasıl Söylerim Öldüğünü adlı şarkı performanslarını söylemek üzere okulumuzun 3. sınıf öğrencilerini sahneye davet ediyorum. Thank you.
Our ceremony ended here. We thank you. Atatürk'ü saygı ve şükranlarla anıyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Teşekkür ederiz.